Buyurun. Zeytin ağacı mirasımızdır. Çok değerli basın emekçileri, çok değerli halkımız. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Hükümet, toplumun mihenk taşlarına karşı yaptığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Dünya gündemindeki yoğunluk, onlara zam yapma hakkı, doğayı rant kapısı haline getirme hakkı veriyormuşçasına fırsattan istifade, vatandaşın aklı dünya gündemindedir diyerek zam üstüne zam yapılmasının yanı sıra bunlar da yetmiyormuş gibi soframızdaki zeytine dahi rant kapısı haline getirmeye çalışıyorlar. Yine yeni ve yeniden görüyoruz ki yönetemiyorlar, beceremiyorlar. Faturası kıyılara, yaylalara, ormanlara taşanlar şimdi de zeytinliklerimize göz dikiyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile birlikte alınan karar gereği artık elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası ile zeytin ağaçları aynı yere rastlarsa zeytinlikler şirketler tarafından kesilebilecek ya da bulundukları yerden taşınılabilecek. Bu kararla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı zeytinlikleri yok edilebilmesi için maden şirketlerinin önünü açmış bulunmaktadır. Hem de kamu yararı gerekçesi sunularak. Bu durum bir doğa katliamıdır. Bu durum açıkça kanunlarımıza aykırılık teşkil etmektedir. Zeytinliği taşırız. Verilen arazide maden faaliyeti bittikten sonra da maden şirketi ağaçlandırma yapar diyerek bu suça haklılık kapısı oluşturulmak isteniyor. Oysa ki hiçbir ağaç, hiçbir canlı sizin açgözlü saray rejiminiz için yok edilmeyi hak etmiyor. Maalesef şahsım hükümetinin doğayla savaşı hiç bitmedi, bitmiyor. Hidroelektrik santralleri, nükleer santraller, dolgu yollar, barajlar, dağlar, maden sahaları derken ülkemizin bütün güzellikleri AKP ve bir avuç sermaye grubunun elinde hiç edildi. AKP memleketimizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini satmaya devam ediyor. Bu sefer çevirdikleri film ise maden sahalarındaki zeytinlikleri talan etmek. Havama, suyuma, zeytinime dokunma. Havama, suyuma, zeytinime dokunma. Havama, suyuma, zeytinime dokunma. Bir yandan maden faaliyetleriyle yeraltını katlediyorlar. Bir yandan da yer üstündeki doğal zenginliklerimizi elden çıkarıyorlar. Uygulanmaya çalışılan bu katliama derhal dur denmelidir. Ve bu yanlıştan acilen geri dönülmelidir. Bu zamana kadar kaç maden sahasında arama faaliyeti bittikten sonra ağaçlandırma yapıldı? Buradan kamuoyuna soruyoruz. Kaz Dağları'nı perişan eden Alamos Gold'a karşı binlerce insan niye yürüdü? Bu kararı alanların bir zeytin ağacının kaç yılda yetiştiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Kendileri gidecek. Bu iktidar bitecek. Geride yalnızca ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda bırakılan, yıllarca döktüğü alın teri çalınan insanlarımız kalacak. Tahrip olmuş zeytinlikler, katledilmiş ormanlar, Karadeniz'in yaylalarındaki yıkımlar, maden ocaklarındaki insafsızlıklar, köstebek yuvasına dönmüş Ege'mizin dağları, baraj sebebiyle taşınıp yok edilmiş tarihimiz, sahil yolu diye katledilen deniz dolgu alanları ve yerinden yurdundan edilmiş doğal hayatın canlıları öylece kaderine terk edilmiş şekilde kalacak. Bu yönetmelik zeytini kutsal gören bizlerin kutsalına saldırmaktır. Bu yönetmelik Aydın'ın, Ege'nin, zeytinle kaderi birleşmiş milletinin tarihine saldırmaktır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç neferleri olarak zeytinlik alanlarını madenciliğe açan bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Doğaya, insanlığa ve hatta vatanımıza ihanet kabul edilebilecek bu karardan dönülmesi için de sürecin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Buradan son olarak bir kez daha sizlerin huzurunda herkese hatırlatmak istiyorum. İlk seçimlerde içi boşaltılmış, liyakatsizliği alışkanlık haline getirmiş, her türlü hukuksuzluğu benimsemiş şahsım hükümeti tarihin derinliklerine gömülecek.
Onlar çürüdükleri için düşecekler. Zeytin ağaçları ise bu vatanın, bu milletin ve bu toprakların değeri olarak her zaman yaşamaya devam edecek. Teşekkür ederim.